matbaalarla ve gazetelerle tanışmam işte o ortaokulun ikinci sınıfında falan başladı. 1981 seçimlerinde bir de siyasal şeyim oldu, deneyimim. Çok dürüstlüğün politikada yeri olmadığını öğrendim. Sürekli gazeteci yapıyorum. Hayatımda da başka bir iş yapmadım. Hiç de pişman değilim. Çünkü çok severek yapıyorum. Ben gazetecilikte el attığım konuyu yaşayarak yaparım. Ben Girne'de dünyaya geldim. 1951 yılında kendimi Girne gibi bir güzel kentte ve onun hemen yanında Temloz, bizim dönemimizde Temloz, daha sonra Zeytinlik olan köyde çocukluk yıllarım orada geçti. En güzel yıllarım derim ben her zaman ona, o yıllara. O Girne'nin o bakir dönemini yaşamış bir kişi olarak kendimi dünyanın en şanslı insanlardan birine addediyorum. Çünkü Girne, bugün hep şikayet ederiz, işte beton oldu falan. O zaman betonun izine rastlanmazdı o 50-60 yıllarında ve daha sonraki yıllarda. Hala daha gözümün önündedir o Girne'den bizim köye giden yolun üzerinde böyle sık ormanlıklar vardı, çamlıklar vardı. Bugün o üstten çevre yolu diye açtılar yol. Bizim çocukluğumuzda köyün çamlığıydı. Biz bütün çocukluk günlerimizde oralarda hep tavşan, kuş işte gibi şeyler. Ben o çocukluk duygusuyla oralarda bir şeyler yakalamanın zevkini tadardık. Daha sonra o çam ormanlarının altına doğru, köye doğru gelen bölgede de harmanlık dediğimiz yerler vardı. O harmanlarda biz uçurduk. Oralarda uçurttuğumuz uçurtmaların hazzını, yaşadığım hazzı hala daha unutamam. Çünkü şimdi gördüğümde kar olurum. Ağlamak gelir şimdi. Çünkü o alanlar şimdi hep beton bina doldu. Lefkoşa'ya geldikten sonra biz Lefkoşa'ya ısınmamız, Lefkoşa'ya alışmamız bir köy çocuğu olarak zor olmadı. Çünkü biz Lefkoşa hayatını Girne'deki İngilizlerin yoğun bulunması nedeniyle hiç yabancısız değildik. Yani o çağdaş yaşamın dediğimiz o yıllarda falan. Yani Lefkoşa şehir çocuğu gibiydik o yıllarda. Köyde büyümemize rağmen, çünkü Girne'yle çok irtibatımız vardı. Babamın da işinden dolayı Lefkoşa'ya geldiğimizde 5. ve 6. sınıf, o zaman 6 yıldı. Atatürk Okulu'nda okudum. Atatürk Okulu'ndan sonra Bayraktar Ortaokulu'na gittim. O yıllarda ortaokul 1. sınıfta 1963 toplum arası çatışmaların başlaması ile de İşte o kötü, sorunlu yıllar yaşadık ve gerçekten de çok ciddi sıkıntılar yaşadık işte. Bizim evimiz Arabahmet bölgesindeydi. Bu uzun yıllar bizim gazeteyi çünkü yayınladığımız, merkez olarak kullandığımız ev annemin uzun yıllar oturduğu ve daha sonra bizim orayı gazete ofisi yaptığımız binadır Arabahmet'in. Hemen arkasında da Baf Kapısı sınır boyu vardı. O oralarda
çeşitli ortaokul yıllarımız, devamlı çatışmalar falan oldu yıllar. Yani bu 1963'ten hemen sonra bütün o şeylere, gelişmelere, toplum arası çatışmalara, siyasi gelişmelere o çocukluk yaşlarında yakinen tanık olmaya başladım. İçinde yaşayarak. Çünkü bir de neydi? Biz ortaokula başladıkta şey ettiğimiz olaylar çıkmaya başladığında babam da işte orada Cumhurbaşkanlığı muavinliğiydi o zaman. Ahçı. Oradaki birliklerin yemekleri de babam tarafından yapılırdı ve biz sokaklarda o çatışma yıllarında, sokaklarda dolaşma yıllarında babam bizi oraya götürdü. Yardımcı olalım falan diye işte götürür gezi işleri falan. Hep ben o eski siyasetçileri, eski komutanları, hatta gelen giden elçileri, efendime Giyane'ye varıncaya kadar, Birleşmiş Milletler'in buradaki komutanlarına kadar hep orada birebir görerek, yaşayarak tanık oldum. Ortaokuldayken Doktor Küçük bizi görürdü oralarda ve bizi zaman zaman yaz aylarında personel hep şey, çoğu personel de hep şeye gitti ya, mücahitlik görevi, personel yok. Ufak tefek işleri, götür getir işiydi işte, harfleri düzenlemeydi, silmeydi falan. Bizi yaz aylarında özellikle gidin matbaaya, Hasan Efendi vardı orada matbaanın müdürü, da size iş verecek de yapın dedi. O giriş. Matbaalarından ve gazetelerinden tanışmam işte o ortaokulun ikinci sınıfında falan başladı. O mürekkep kokusu aldıktan sonra da bırakamadık onu. Ortaokul bitirdikten sonra lise yıllarına başladım. Lise yıllarım bizi o dönemde işte o mücahitlik ve toplum arası çatışma zor yıllarda, o zaman liseye öğrenciler yazıldığında mücahitle birlikte yazılıyordu. Lise bile biz yazdıklarında hiç çok, Allah rahmet eylesin, Erol Özçelik vardı lisenin müdürü o zaman. O zaman biz lise bile yazıldığımızda, yazıldığımız gün bölüğe de geçildi. Ve gider bölükte 55. bölük neydi şimdi, bari baktılar ortaokulu olan binalar orada, asker şey, mücahitlerin bir şeydi orası. Ya boğuşum falan, yani orada kayıtlar yapılırdı. O gidiş oraya mücahitliğimizde. Lise 1'de okula yazılırken mücahitle yazıldı. Benim gibi çoğu hep öyleydi o dönemde. Lise yılları başladığında ben hem nöbete gittiğimi hem de nöbet saatlerimin dışında komutandan işte idare ederlerdi. İzin verip bana halkın sesine gidip tasihçilik yaptığımı çok iyi hatırlarım. Ben lisede de, liseye başladığım yıllarda da çocukluğumdan beri çok merak ettiğim, çok ilgili olduğum resim yapma merakımı çok, o da büyük bir şanstı benim için. Aylin Örek, ressam ve aynı zamanda resim öğretmeni, sanat tarihi öğretmenimiz. Lise 1'de o şans da bizim yüzümüze güldü ve Aylin Örek'in öğrencisi olmam nedeniyle çok yoğun bir biçimde resim üretmeye başladım. Benim onlarca yağlı boya taplam vardır. Ben işte çok aşırı bir resim tutkumdan dolayı hep şeyi hayal ettim. İstanbul Güzel Sanatlar'a gidip resim okuyayım. Ya ressam olayım ya da olaydım aslında çok büyük ressam olacaktım. Yani bundan emindim. Ve şey ya da bir resim öğretmeni, bir şey, bir meslek edineyim. Lise bittiğinde babam rahmetlik oldu o yıl. Ben o içimdeki Türkiye'ye gidip de resim okuma hayalini hala daha canlı tutuyordum. Tabii ben bizim de o yıllarda çok zor yıllar. Babam öldükten sonra işte annem mücahitlik tezisi yapar, mücahit elbisesi dikerek bizi geçindiriyordu falan. Yani çok zor şey, beş kardeşti.
Kardeşimin bir de gitmişti Türkiye'ye ticari ilimlerde eğitim görüyordu. Bana sıra geldiğinde doktor sordu bana ne yapacaksın dedi, aldın diplomanı. Gel dedi seni dedi, gidip dedi ressam olacaksın, geleceksin. Bir yıl dedi memlekette zaten işsiz o zaman. Yani aplok altında yaşadığımız yıllar bunlar. Bir yıl işsiz var, resim öğretmeni bunun için sen de gidip geleceksin işsiz kalasın. Seni dedi yollaydım Türkiye'ye. Git dedi bir güzel eğitim gör. Da gel doğrudan doğruya maddaya başla. Ya tabii başka benim de başka çarem yoktu. Yani çünkü ben artık gidersem orada maddi imkanımız da, maddi imkan da yoktu. Bir yıl matbaacılık ama o yeni teknoloji üzerine bu offset, montaj, pikaj olayı vardı ya ilk kez onunla geldik zaten buraya yani offset üzerine. Eğitim gördükten sonra ben geldim, kısa bir dönem kaldıktan sonra burada onu buradaki arkadaşlara ben aktardım. Ondan sonra beni gazetecilik eğitim, doğrudan direkt gazetecilik için Ajans Türk Ankara'ya gittim. Zaten Ajans Türk'ün Şevket ve Necdet Evliya gibi sahipleri aynı zamanda basın yayın okulunun öğretmenleriydi, müdür şeydi. Ve orada eğitim gördüm. Bir yıl İstanbul'da, bir yıl Ankara'da gazetecilik eğitimi gördüm. Döndüğümde resmen artık fiilen kadrolu olarak Halkın Sesi'nde göreve başladım. O başlama o günden bugüne de da sürekli gazetecilik yapıyorum. Hayatımda da başka bir iş yapmadım. Hiç de pişman değilim. Çünkü çok severek yapıyorum. Ben gazetecilikte el attığım konuyu yaşayarak yaparım. Başladığım günden itibaren ağırlıklı olarak röportajla başladım. Röportaj özellikle benim yaptığım tür böyle bu açık oturum türü günlerle dizi röportaj yoktu ilk kez. Kamuoyunda büyük yankı uyandırıyordu. Çünkü kamuoyu özellikle 74 sonrası yaşadığı sorunları o tartışma röportajlarında okuyarak kendini buluyordu. Sorunlarını, ayrıntısını öğreniyordu. Ve bir nevi de yönlendiriciydi bütün bunlar halkın üzerinde. Halkın Sesi'nde ilk karikatürüm gene yıllar sonra bir araya gelip de Kıbrıs Postası diyerek ilk renkli gazeteyi çıkarttığımız İsmet Kotağan karikatürü. Ve ben İsmet Bey'i yatakta yatırırken de rüya görür. Rüyalar gerçek olsa diye o zaman da meşhur bir şarkı vardı. Fabrika rüyası görürken bir karikatürünü yaptım ön sayfada. Bu çok yankı uyandırdı. Güzel oldu falan. İşte o zaman pahalılıklılar konu alan karikatürler. Tabii ben profesyonel karikatürcü hiç olmadım ama ilgim vardı diye, biraz da resim kabiliyetim vardı diye. Hatta çok güzel karikatürler de mesela bak orada ön sayfada yayınlanan tam sayfa karikatür vardı. Orada onun altı sesinde. Karikatür uzun yıllar gitti. Özellikle o 76 seçim döneminde. İşte 1974'ten hemen sonra seçimlere gittik ya. En büyük propaganda malzemesi, en çok oy alabilecek malzeme Rum'dan kalan ganimetleri dağıtmaktı. O zamanın iktidar ve egemen güçleri de bunu başardı ve yaptılar. Egemen güçleri temsil eden de kim idi? Denktaş Bey. Ben de Denktaş Bey'i ganimetleri dağıttığı ganimetlerin bir koltuk şeklinde bir yığın yaptım. Onun üzerine oturttum Denktaş Bey'i ve dedim altına işte iktidar koltuğu. 1976 seçimlerinde iktidar koltuğu böyleydi dedi ve tam doktor dedi ki bunu dedi büyük koyun ön sayfaya. Büyük yankı uyandırdı. Yolda gidemezdim. İnanır mısınız siz? Arabamet'teki evimizden çıkardım. Halkın Sesi'ne gideyim. Yolda gidene kadar insanlar. Aman bu şey yani hem tebrik hem böyle hayretler. Ya nasıl oldu Denktaş yaptınız? Sana bir şey yapmazlar mı dedin? Ne bir şey var ya? İnsanlar da o zamandan vardı o şey. Çekingenlik okulu. ...1981 seçimlerinde bir de siyasal şeyim oldu, deneyimim, bir denemem oldu TKP'de. 3-4 yıl bir TKP'nin yetkili organlarında genel sekreter, genel sekreter yardımcılığı, propagandalardan sorumlu genel sekreter olarak epey görevler yaptım. 81 yılında, 81 yılında seçimlere de girdim.
O da büyük bir deneyim oldu benim. Adım adım her gün köyleri gezdik. Gece köy meydanlarında falan. Yani o olayı da yaşadım. Yani ama asla gazetecilik üretimimle hiç birleştirmedim ben şeyi. Yani parti olayımı. Yani gerektiğinde o dönemin parti yetkilileri, işte Alpay Durduran Başkanı falan şiddetle eleştirdim. Akıncı belediye başkanı seçildiydi. Akıncı'nın verdiği sözleri yerine getirmedi diye eleştirdim. Yani hiç kesinlikle karıştırmadım. 81 seçiminde aday oldum ve bizim ülkede henüz daha yani çok dürüstlüğün politikada yeri olmadığını öğrendim. Daha gençtim, 25 yaşında. Yani çok küçük yaşlardaydım ve şey oldum, istifa ettim. Kıbrıs Postası'nda genel yayın ve bütün o yayın şeyini hep ben organize ve yani Allah rahmet eylesin, İsmet Bey her şeyi sana bırakır, nasıl istersen yap dedi. Ve bütün işte kaptonun oluşması, gazetenin şusu busu, işte ondan sonra Şener'i aldık, Şener Levent'i. Arkasından diğer arkadaşlar, çok zengin bir kadroyla başladık o zaman, 1982'de. Çok zengin bir kadroyla başladık ve çok güzel bir gazete yayınlandı ve bağımsız devlet ilanında, KKDC ilanında çok başlı başına, tek başına bir yayın misyonunu üstlenen gazetedir. Bunu asla kimse inkar edemez. Yani kamuoyunun oluşmasını ve hatta ben İsmet Bey dedi, atıl git istersen Londra kamuoyunu da. Bana her şeyi oradan gazeteyle ilişkili işte arkadaşlar vardı. Onlar Londra'da bu konuyla ilgili röportajlar, yani Londra kamuoyunu da şey etmek için, hareketlendirmek için çok güzel bir misyon üstlendi ve gerçekten de İsmet Bey'in şeyi var, çok büyük pay var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinde. Bunu birlikte yaşadık. Peki. Ve ben o dönemde en verimli röportaj araştırmalarını Halkın Sesi'nde yarım bıraktığım şeyleri daha özgür bir biçimde Kıbrıs Postası'nda devam ettim. Benim 1988'de Kıbrıs Gazetesi yayın hayatına başlayacağında onun da yayınını hazırlama görevi yayına Kıbrıs Gazetesi'ni yayını hazırlama görevini Mehmet Ali Akpınar aldı. Yanında birkaç arkadaştan birlikte. Mehmet Ali bana dedi ki yavrum senin Londra'da yani başladı hazırlıklar şu. Senin dedi Londra'da çok iyi bir tecrüben vardı. Bizim dedi Kıbrıs Gazetesi'nin Londra ofisini kurarım. Kaparım bile dedim. Çünkü buradaki artık şey değildi. Beni artık tatmin etmiyordu. Yani çok dolduydum artık. Yani doyduydum daha doğrusu. Mesleğin her şeyine doyduydum. Aldım teklifi kabul ettim. 1988'in sonlarına doğru gittim, Londra'ya gittim. Yalnız tek şartım vardı, 2 yıldan fazla kalamam. Ondan sonra aldım çocukları da, geldik buraya. 1991'den itibaren de kendi dedik artık şirketimizi kurduk, aile şirketi. Vatan'ı yayınlamaya başladık. İlk önce haftalık yayınlamaya başladık. Haftalık yayınlamadığımızda benim o içimdeki arada o muhalefet heyecanı, bu sefer tabii değişti, böyle mecra değişerek ama toplum sorunlarını böyle yine ateşli bir biçimde, etkin bir biçimde gündeme getirmeye devam ettim. O gün, bugündür de 30 senedir de, 29 olur, 29 senedir de Vatan Gazetesi'ni çıkarıyoruz.
Denktaş Bey sürekli olarak basını geçmişi araştırma bakla suçluyordu. Bir şeyde bir ödül töreni sırasında yine bize ödüllerimizi verdi. Çıktı o her zamanki böyle azametiyle bir konuşma yapacak. Konuşmasını yaptı. Konuşmasını yaparken de gazeteciler dedi, sizin büyük bir kısmınız geçmişi de değil, doğru dürüst bilmeden dedi, yayın yaparsınız. Bir söyledi, iki söyledi. Ben de muhalefet ya, çok aşırı muhalefet. Dedi, çoğunun bildiği gibi davalar, mavalar, şunlar bunlar devamlı. İşte örneğin o karikatür da, bir karikatür olayı da, işte ganimetlerin üzerinde otururken yaptığım karikatür da, savcılık soruşturmasından dönen bir şey, olay. Dedim ki o zaman ben de efendim ben de bir şey söyleyeyim. Söyle bakalım ne diye söyleyeceğin dedi. Denktaş Bey öyle dedi ya. Dedim siz bize dedim bugüne kadar geçmişle ilgili her şeyi anlattığınızda biz mi yanlış yazdık falan. Ne demek o dedi. Dedim hiç yani biz örneğin devamlı tartışılır işte Bayraktar Camisi'ni, enformasyonu 60'lı yıllarda kim bombaladıydı, TMT'yi suçlamalar falan ya da TMT 58-57 yıllarında Rum'dan mal alanları dövdürür falan iddiaları uçuşur ortalıkta ama siz doğru nedir ne değil aslını bilinen kişi olarak hiç söylemiyorsun, konuşmuyorsun. Yani biz dedim nereden bulacak bunu? Dedi sorun soruştur. Dedim az soralım ben. Ben dedim size gelsem bana dedim bunları hep anlatır mısın? Geldi alayım bandı teybi elime. Anlatırım yani hiç anlatmayayım dedi. Başladık röportaja ve bana anlaşmamız her şeyi anlatacaktı. Yani ben dedim her şeyi soracağım ama. Yalnız bana dedi ki, ya dedi bazı şeyleri dedim kaçırabilirim, ben seni uyarırım falan. Ve birkaç konu beni uyardı, yani bunu koymazsan da iyi olur dedi. Ama ben birkaç tanesini buna rağmen koydum. Çünkü gerçekten Denktaş'ın bana koyma dedi, yani bunları koyma röportajın içine dediği şeyleri koymasaydım, bu röportaj bugün yarattığı sansasyon kadar bir sansasyon yaratmayacaktı. Yayınlamazsan iyi olur. Kalsın sonra sen bilin nasıl yaparsan. Ama şimdilik karışmasın ortalık dediği konu. Bağımsızlık ilanında önce TKP içinde ve diğer partilerin içinde hücre oluşturuldu. Açıkladı. Söyledi, bantta girdi. Ondan sonra ne düşündüyse bak dedi bunu istersen koyma dedi de. Hiçbir şey çıkmasın. Çok büyük yankı uyandırır o da yani böyle bir şey. Yani gazetecilik açısından. Ama benim yayınlayacağımı bilmesine rağmen gene de böyle bir uyarıda bulunduğum farkındayım ben. Çünkü Denktaş yapar böyle şeyler. Yani bunu yayınlama der ama aman keşke inşallah da dinlemez de yayınlar. Ya da içinden geçirdi. Onu da yayınladım o şekilde. O da büyük ses getirdi. Yani hatta çok yani bağımsızlık ilanıyla ilgili, gazeteci ilanıyla ilgili hala da tartışmalarda yani o hücre olayı Denktaş'ın o hücre vurduydu. Yani evet sağlamak için diğer muhalefet parti, UBP dışındaki partilerde belli kişilerden anlaştık gibisinden bir şey olurdu. Nitekim ondan sonra bu söylediği kişiler bağımsızlık ilanında en ön safhada yer alan arkadaşlar oldu. Bu 45
ve aşkın sürede meslek yaşantımda hayat benim için gördüm ki üretmek demektir. Herkes kendi alanında ne kadar çok üretirse bu topraklarda o çok önem verdiğimiz değerimiz bir o kadar daha artar. Biz bu topraklarda ancak her alanda üretmekle var olabiliriz diye düşünüyorum.